Arkadaşlar bugün ilginç bir konuya değineceğiz. Diyelim ki 1 liraya muhtaçsınız. Muhitinizdeki tefeciye gidiyorsunuz, yani bana geliyorsunuz, diyorsunuz ki bana 1 yıl sonra ödemek kaydıyla 1 lira borç versin. Ben de diyorum ki hadi iyisin yine bugün havamdayım sana istediğim 1 lirayı vereceğim. Hem de yıllık %100 gibi cüzi bir faiz oranıyla. Yıllık %100. Şimdi bana bir yıl sonra ne kadar para ödemeniz gerekecek ona bakalım Borç verdiğim ana parayı zaten geri ödeyeceksiniz Üstüne onun yüzde yüzünü daha vereceksiniz Yani 1 lira daha ki bunun da 2 lira edeceği gayet aşikar Sonra siz diyorsunuz ki hayda çok para bu aldığım borcu iki katıyla geri istiyorsun Üstelik belki 6 ay içinde elime toplu para geçecek Gözünü seveyim yap bir şeyler Tefeci Bey ben de diyorum ki, ha öyleyse 6 ay sonra geri ödeyeceksin madem, yarı süre için yarı faiz alırım senden. Yani benden 1 lira borç alıyorsunuz. Ben de 6 ay sonra bunu %50 faizle geri istiyorum sizden. İlk durumda süre 1 yıldı. Şimdi bakalım bana ne kadar ödeme yapmanız gerekecek. Bir kere borç aldığınız ana parayı ödeyeceksiniz yani 1 lirayı ona ek olarak da o 1 liranın %50'sini ödeyeceksiniz. Artı 0,50 bu da 1,5 eder. Yani 1,5 lira bu şekilde yazıyorum. 1 lira 50 kuruş. Sonra siz diyorsunuz ki tamam böyle biraz daha iyi oldu ama 6 ay sonra elime toplu para geçmezse ne olacak? Yani ya ödeyemem yine 1 yılı bulursa. Ben de şöyle cevaplıyorum bunun için bir sistemimiz var. 6 ay sonra hala para bulamadıysan, ihtiyacın olan parayı sana bir 6 aylığına daha borç verebilirim. Yani bana ödemeniz gereken tutarı 6 aylığına, aynı %50 faiz oranıyla size borç veriyorum. Bu durumda bana olan borcunuz ana para olan 1, 1,5 lira artı ana paranın yüzde 50'si olan 75 kuruşa eşit oluyor. Artı 75 bu da 2,25 liraya tekabül ediyor yani 2 lira 25 kuruş. Şimdi aynı duruma başka bir açıdan yaklaşalım. Başlangıçtaki 1 liramız ilk dönem sonunda 1,5 katına çıkıyor. Çünkü bir şeyi %50 artırmak için 1,5 ile çarparız. 1 yüzde 50 daha artırmak içinse, bir kez daha 1,5 ile çarpmamız gerekir. Yani yüzde 50'lik bir faiz oranı demek, ana parayı 1,5 ile çarpmak demektir. Başlangıçta 1 lira olan paramızı 1,5 ile 2 kez çarpacak olursak, burada gördüğünüz sonuca ulaşırız. 1 lirayı 1,5 ile 2 kez çarparsak, sonuç 2,25 lira olur. Bir sayıyı iki kere çarpmak da o sayının karesini almak demektir. Aslında burada da aynı şey geçerli ve bu da aynı. Yüzde yüzlük bir faiz oranı demek ana parayı 2 ile çarpmak demektir. 1 artı 1 ile çarpıyoruz yani. O da 2 ile çarpmak anlamına geliyor zaten. Yani burayı şu şekilde yeniden yazabiliriz. 1 çarpı 1 üzeri, özür dilerim, 1 çarpı 2 üzeri 1. Çünkü 1 yılda sadece bir dönemlik faiz biniyor Şimdi tekrar edeyim bu iki nereden çıktı diye, o da şuradan çıkıyor Biri sizden %100 faiz bekliyorsa, dönem sonunda ana paranın 2 katını istiyor demektir Yani ana paraya ek olarak ana paranın yüzünü daha istiyor Yani borç aldığınız paranın 2 katını ödeyeceksiniz biri sizden %50 faiz bekliyorsa borç aldığınız 1 liralık meblanın yanı sıra onun %50'si daha ödeyeceksiniz demektir. Yani borç aldığınız miktarın 1,5 katını. Bu yüzden her defasında ana parayı 1,5 ile çarpıyoruz. Bunun faiz oranıyla nasıl bir alakası olduğunu merak ediyorsanız onu da şöyle anlatayım. Olaya şöyle bakın arkadaşlar, burası 1 çarpı faiz kısmı, faiz kısmı nedir onu da hemen açıklıyorum. 1 artı %100 bölü 1 ve parantezin birinci kuvveti. Biliyorum bu az önce burada yazdığımızı açıklamak için saçma bir yol, 1 artı 1 işte nedir yani diyeceksiniz. Ama dönem sayısı arttıkça bunu tekrar tekrar yazmamız gerekeceğini hatırlatırım. Mesela buradakini şu şekilde açabiliriz. 1 çarpı 1 artı yüzde 100. Bakın burada 1 yıllık süremizi alıp 2 döneme böldük. 6 aylık 2 eşit döneme böldük. 1 artı yüzde 100 bölü 2 yüzde 50'ye eşittir. Bunu 2 döneme uyguluyoruz. Dönemleri farklı renklerde yazayım dilerseniz. Gördüğünüz gibi dönemleri turuncuyla temsil ediyorum. Şimdi bir düzen belirmeye başladı değil mi? Sonra diyorsunuz ki, yahu belki elime 6 aydan önce para geçecek. Ayrıca bu plan pek mantıklı gelmiyor çünkü 2 lira yerine 2,25 lira ödemeniz gerekiyor. Düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki, Faizi 12 aya bölsek, her ay faiz işlese Ben de şöyle cevaplıyorum Tabii ki buna uygun bir planımız var Bizde her şeye uygun bir plan var Şuna karar veriyoruz sizinle birlikte 1 bir yıl boyunca her ay borç verdiğim paraya yüzde yüzlük faizin 1 bölü 12'si binecek Bu da yüzde 8 tam 1 bölü 3'e denk geliyor ve ana para artı 8 tam 1 bölü 3 de 1,83'e eşit 3 devrediyor burada Yani bir ayın sonunda %1,083'lük bir faiz ödememiz gerekecek 2 ayın sonunda ise şekil 2 aydan büyük gibi oldu ama ölçeğe uyarak çizmiyorum 2 ayın sonunda toplam paranızı bununla bir kez daha çarpacaksınız çarpı 1,083 nokta nokta burada 3 devrediyor. Bu da 1,083'ün karesi demek. Burada 3 yine devrediyor. 12 ayın sonunda ne kadar ödeyeceğinizi bulmak için yazacak yerim kalmayacak sanırım. 12 ayın sonundaki parayı hesaplamak için yani 10 ay sonrası için Gerekli parayı bir yıldan önce bulamadıysanız, bir yılın sonunda ödemeniz gereken toplam para nedir? Borç aldığınız parayı her ay faiziyle birlikte yeniden borç aldığınızı düşünün. Burada bileşke faiz bilmeye devam ediyor. Ödemeniz gereken toplam borç 1,083, burası 1 ay içindi. O zaman buraya üssü 1 yazıyorum. Burası 2 ay için karesini yazmıştım zaten. O zaman burası 12. kuvveti olacak. 12 dönem boyunca bileşik faiz uyguladık. %8 tam 1 bölü 3'lük bileşik faiz 12 ay boyunca işledi. Bunu buradaki gibi yazmamız gerekirse ana paramız çarpı 1 artı %100 bölü 12. Böylece yüzde yüzlük bütünümüzü 12 döneme bölmüş oluyoruz ve bunu 12 kez tekrarlıyoruz. Yani parantezin 12. kuvvetini alıyoruz. Şimdi hesap makinemizi çıkartalım, bakalım parantezin içi kaça eşit? Evet, parantezin içi neye eşit olacak? Bunu birkaç yolla hesaplayabiliriz. Burada devirli bir 1.083 sayısı var. Evet hesap makinemizi çıkarttık. Birkaç yola çözebiliriz dedik. Ben bu yolu takip edeceğim. Burayı tekrar yazmama gerek yok. Nasılsa sonuç aynı olacak. Bu arada umuyorum ki bu ifadedeki yapıyı fark edebiliyorsunuzdur. 1 artı %100 demek 1 demek. Yani 1 bölü 12 üzeri 12. 2.613 bu tabi yuvarlak bir hesap. Fark etmişsinizdir, hesap makinesinde virgül yerine nokta koyduk. Zaten biliyorsunuz ama ben yine de tekrar etmek istedim. Bu işaretlerin kullanımı Türkiye'de farklı olduğu için işlemimizde ondalık işaretini biz virgül olarak kullanıyoruz. Fakat hesap makinesi daha çok kabul görmüş olan kullanıma uygun olarak tasarlandığı için sayılarımızı ona göre yazıyoruz. Yani nokta kullanarak. Neyse, sorumuza geri dönelim ve başladığımız kullanımı devam ettirelim. Yani burası yaklaşık olarak 2,613'e eşit. Finansal sorunlarınızla boğuşurken işin buralara geleceği hiç aklınızdan geçmezdi değil mi? Üstelik faiz bu şekilde bilmeye devam ederse mesele daha da ciddiye binecek. Burada %100'lük yıllık faiz uyguladık. Burada %50'lik 6 aylık faiz uyguladık. Buradaysa %100'lük faizi 12 aya böldük Borcumuza her ay 8'ten 1 bölü 3'lük faiz bindi. Sonuçta bu meblaya ulaştık Peki, bileşik faizi günlük olarak uygularsak ne olur, yani her gün uygularsak Size 1 lira borç veriyorum ve diyorum ki her gün için %100'ün 365'te 1'i kadar faiz uygulayacağım size 1 lira borç veriyorum ve diyorum ki her gün için %100'ün 365'te 1'i kadar faiz uygulayacağım. Giderek korkunç oluyorum. O halde %100'ü %100 bölü 365'e şimdi bunu 365 kez bileşkelendireceğim. Sonucu merak etmeye başladınız değil mi acaba nasıl bir sonuç çıkacak? Bir yılın sonunda ne kadar borçlanacağım? Her zamanki gibi ana parayı geri ödeyeceksiniz <laughs> Yer açmak için biraz sağa kaydırayım Evet Öncelikle ilk mevduatı geri ödeyeceksiniz zaten Çarpı 1 artı %100 bölü Bu kez 12 değil 365 döneme bölüyoruz Unutmayalım 365 Şimdi bunu bileşkelendireceğiz Unutmayın borcumuzu ödemediğimiz her gün için toplam parayı 1 artı %100 bölü 365 ile çarpıyoruz. Yani parantezin 365. kuvvetini alacağız. Burada şöyle diyebilirsiniz, hay aksi şey, 365. kuvvetini alıyoruz. Çok acayip borçlandım ben ya. Ama bakınca fark edeceksiniz ki, %100'ün 365'e bölümü çok küçük bir sayı eder. Yani parantezin içi, 1'e baya yakın bir sayı olacak. 1'in de kaçıncı kuvvetini alırsak alalım, öyle çılgınlar gibi büyük bir sayı elde etmeyiz. Neyse bakalım ne çıkacak. 1 artı %100 demek 1 demek, yani 1 bölü 365, bunun 365. kuvveti ve sonuç 2,71456 bu sayı yaklaşık olarak şuna eşit. Pek isabetli bir yaklaşıklık değil ama hesap makinem ancak bu kadarına müsaade ediyor. Evet 2 bölü 714 567 bu böyle devam ediyor. Sonuç oldukça ilginç. Buralara yerleştirdiğimiz sayılar büyüdükçe sonuç inanılmaz meblalara ulaşmak yerine adeta sihirli gizemli bir sayıya yaklaşıyor ki gerçekte olan da tam olarak bu şekilde. Sayıları istediğiniz kadar büyütün. Buradaki yüzde yüzü istediğiniz kadar büyük bir sayıya bölün ama parantezin üstü de aynı sayı eşit olsun. Belki de tüm sayıların en sihirlisine, en gizemlisine ulaşacaksınız yani e sayısına. Bakın hesap makinesinde bile e üzeri x için bir tuş var. Bakalım E üzeri ilk kuvvetini alıyorum ki hesap makinesinin hesapladığı sonucu görebilin Evet görüyorsunuz 1 artı 1 bölü 365 üssü 365 bile E sayısına oldukça yakın bir sayı veriyor Bunu çok daha büyük sayılarla deneyin bu sayıya her defasında biraz daha yaklaşacaksınız. O kadar ki tefeciyi E lira kaptırmak bile umrunuzda olmayacak. Çünkü çok güzel bir sayı bu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.